Dolar, euro, altın kurunun bu kadar dalgalı olmasını ilk öncelikle neye bağlıyorsunuz bu kadar artışını? Bu bir oyun bu bence, ama bizim dünya lideri deniliyor Sayın Tayyip Erdoğan için, ama bu böyle olmamalı. Oyun dediğiniz, ilk öncelikle ona gelelim. Tabii. Nasıl bir oyun? Bu Amerika, İsrail, Fransa, İngiltere, bana göre öyle bir şey. Ama benim bildiğim bunu tutması lazım Sayın Tayyip Erdoğan'ın. Ve bu kadar artış varken, enflasyon varken, Türkiye'nin yarısı tok, yarısı aç. Artı işsizlik var, 12-13 milyon. Ama yani insanlara verecek bir şey yok herhalde bizim Sayın Tayyip Erdoğan'a. Ben emekli bir adamım. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyorum. 15 gün geçiniyorum, 15 günde dolabımda ne varsa onu yiyorum. Bu kadar basit. Ekmek 2,5 lira olmuş. Ben İstanbul'u bıraktım, başka yere gittim, önemli değil, ama İstanbul'a gelip gidiyorum. Bizim bu niye bu kadar, bu 3-4 ay içinde neden oldu bu, yani bunu anlayamadık, yani neden? Yani madem bir dünya liderisiniz, bunun önüne alın. Bu kadar bakanınız var, İçişleri Bakanınız var, Dışişleri Bakanınız var. Bir tane AKP'linin çarşı, pazar, market vatandaşın yanında mı? Yok. Saraydan bakmakla olmuyor bu iş. Ve 270 tane S-600'ler var. Efendim işte uçaklar var, bu şey itibardan vazgeçilmiyor. Satın uçak. İtibardan tasarruf olmaz. İtibardan yani olmuyor. Satın uçakları, arabaları da satın. Bu kadara gerek yok. 300 tane korumaya da gerek yok. Çıkın vatandaşın içine, sorun. 3 gün sonra oy isteyeceksiniz. Şu an niye? Nerede bu millet? Nerede AK Parti milletvekilleri? Çarşı pazar vatandaşın yanında olsun. Konuşsunlar, ama bunları yapmıyorlar. Sonra biz 2023'e tekrar geleceğiz. O biraz zor hatta. Sorunu aslında şurada mı görüyorsunuz? Yani halktan uzaklaşmasından tabii, dolayı mı bu durumdayız? Uzaklaşması. Yani Sayın Tayyip Erdoğan'ın bir taksi durağına gitmekle, işte bazı esnafı ziyaret etmekle bu iş olmuyor. Vatandaşın içine girecek. Çarşı, pazar, ev kirası, çocuk masrafı, bilmem ne, bunları genel düşünülsün. Olmaz. Madem 4 ay var, geç seçilecek, bize bir fark verseydi emekliye, işçiye. Diyor ki şimdi zam yapacağız. Aralık ayının ilk haftası. İlk haftasında yapıldığı zaman aralığın sonunda tekrar zamlar gelecek. Ayın, ocağın en fazla 15'ine, 10'una doğru belirlesinler. Ona göre gidilsin bence. Peki bazı vatandaşlarımız da ekonominin iyi olduğundan da bahsediyorlar. Sizce neden iyidir onlara göre? Durumu ekonomi olanların, tuzu kuru olanlar. Ama eğer Sayın Tayyip Erdoğan, ben işçinin, memurun, halkın, dul yetimin yanındaysam bunları görmesi lazım. Onların durumları iyi. Mevcut iktidar sizce düzeltebilir mi bu durumu? Zor. Bir de ben şunu istiyorum. 19 senedir iktidardasınız. Yaşınız gelmiş 65'e, bugün emekli diyorsunuz. Yani artık bu koltuktan çıkın yani. Bu kadar koltuk sevdalısı olmayalım. Yani kimi bırakacağız yerine? Kimi bırakırsa bıraksın. Yani gelecek nesil var. Bu kadar okuyan üniversiteliler var. Bunlar okuduğu zaman, üniversite bitirdiği zaman bunlar iş bulamıyor. İş beğenmemezlik var diyorlar efendim. İş beğenmemezlik, neden beğenmiyorlar? Asgari ücret veriyorlar. 2825 lira. Diyor ki ben diyor dirsek çürüttüm diyor. Ben diyor hukukçuyum diyor. Avukatım diyor. Adam gidiyor da çaycılık. Ama mecbur yapıyorum diyor. Mesleğimi yapamıyorum diyor. Yani pazarcı, çaycı, yani adam iş bulamadığı için ekmek alacak, karnı doyuracak. Ama sen bunlara iş sağla. Emekli ne kadar maaş alıyor? Yani emeklinin en düşük maaşı 1500 lira. En düşük maaşı. 1500 lira kime yeter? Şimdi 2825 lirayla kendileri geçinsinler bir ay. Kira versinler, elektrik, su, çoluk çocuk okusunlar. Göreyim bakayım bir ay, fazla demiyorum. Yani ben o kadar da emekliyim, ben alamıyorum. 14 senedir emekliyim, alamıyorum. Yani onun için gidişatımız kötü. Yazık bu ülkeye. Beceremiyorsanız Sayın Tayyip Erdoğan, hemen çekilin. Yerinize kim gelirse gelsin, ama buna bir son verin. İnsanlar tereddüt ve tedirgin içinde yani. Peki bugün bir değişim olsaydı, gelecek iktidarda bu durumu düzeltebilir misiniz? Valla şu an biz 10 sene gerideyiz. Belki de 15 sene gerideyiz. Bu kadar şeker fabrikaları, yağ fabrikaları hep kiraya verdik falan diyor. Bak bugün şeker yok. Enkaz aldık. Yağ yok. Bir şey 115 lira yağ. Hangi birine yeteceğiz? Ha, kiraya versek dahi bunlar hep satıldı veyahut da kiraya verildi. Ama bunlar elimizde tutmamız lazım. Biz bu dedelerimize savaşılmış Sayın Atatürk'le dedelerimiz neler kurmuşlar, ama bunları kiraya ver, sat, olmaz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir söz de söyledi. Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz. Ekonomik savaşı veriyorsak eğer, 3 ayda bunu beceremiyorlarsa bir 3 ay daha sonra becerecekler. Veyahut da 2023'e kadar mı? Bize diyorlar ki askıda ekmek. Yazık, günah ya. 21. yüzyılda yaşıyoruz ya. Askıda ekmek ne demek ya? İşçi, emekli, bu olmaz ya. Bir yerde saltanat, bir yerde çok fakir. Orta olsun. Yok. Yok. Fakir fakirdir. Daha zengin zengin, ama yani bir şeyler bulsunlar. Bir çare arasınlar. İnsanlara faydalı olacak ne yapabiliriz? Şu an kafalarında bir çare var zaten. Oluşturmak istedikleri ekonomik model Çin gibi, Hindistan gibi işçinin ucuz olduğu, iş gücünün ucuz olduğu, kurun yüksek olsa bile umurlarında olmadığı sistem. Fakat akıllarına gelmeyen bir şey var. Ham madde Türkiye'de yok. Çin'de var. Çin kendi ham maddesini üretebiliyor. Türkiye'de ham madde yok. Biz dışa bağımlı bir ülkeyiz. İş gücünü ucuzlatarak, Merkez Bankası faiz kararlarıyla oynayarak, dövizi kurunu yükselterek olmaz. Şimdi Tayyip Erdoğan faize karşıyız diye açıklama yaptı. Bilinçli olarak bir hafta boyunca Bahçeli ayrı yaptı. Tayyip Erdoğan ayrı açıklama yaptı. Aynı zamanda Merkez Bankası da faizi açıkladı. Tayyip Erdoğan'ın konuşması kuru 1 lira oynattı. Devlet Bahçesi'nin o konuşması kuru 50 kuruş oynattı. Merkez Bankası'nın açıklaması kuru 1 lira oynattı. Şunu sormak isterim. Anlık kur dalgalanmalarında buradan fayda ve çıkar sağlayanlar kimler? Ucuza dolar alıp yüksekten satıp, dün 2 gün önce dolar anlık 13.40'a çıktı, tak diye düştü. Buradaki hareket neydi? Tam Birleşik Arap Emirlikleri şeyhi gelmeden, yoksa ona yüksek fiyattan dolar satmak için miydi? Hükümet şunu birbirine karıştırıyor. Bunu da çünkü kendileri yaptı. Değişen sistemle beraber devlet hükümet bir oldu. Devletle hükümet ayrı şeyler abi. Devlet başka, hükümet başka. Hükümeti sevmeyebilirim ama devletimi çok seviyorum. Ama hükümet kendini devlet olarak algıladığı için, devlet bürokratları da kendilerinden oluşturduğu için insanları devlet düşmanlığıyla suçlamaktan hiçbir zaman çekinmiyor. Çok rahat bir şekilde. Korkuyorum. Neyden korkuyorsun? Babamdan öncelikle. Babam fanatikliği AK Partili. Fanatizm seviyesinde takım tutar gibi AK Parti'yi destekleyen birisi. Ondan ötürü bir tık korkuyorum. Hani olur da videomu izlerse diye. Şimdi düşman olunan FETÖ terör örgütü var. Bunun terör örgütü olduğunu hepimiz aynı kanada buluşuyor muyuz? Evet, buluşuyoruz. Peki 2013 öncesi böyle miydi? Türkçe olimpiyatlarının yazılı olduğu madeni para basıldı bu ülkede. Gelmeni istiyoruz dendi. Vaktinde bilinmiyor muydu? Neden sırt sırta verilip yüründü? Hayır. Erdoğan seçilmek için önce sırtında bir destek arıyordu. O desteği vaktinde 2002'de Fethullah Gülen cemaatinde buldu. Daha sonrasında baktı ki iş rayından çıkıyor. 2013-2014 gibi ipler koptu. Ama her zaman cezayı kim çekti? Faturayı kim çekti? Faturayı her zaman biz çektik. Kimse çekmedi. Baştaki kimse faturayı çekmedi. Şu an baktığın zaman ekonominin anası ağlamış. Bunu bu noktaya getirenler nerede? Avrupa'da. Berat Albayrak şu an Avrupa'dan fotoğraf verdi. Bilgin var mı abi? Gördün mü? Bilmiyorum. Evet. Şu an orada. Umrunda mı? Yok. Değil. Ama kim faturayı çekiyor? Burada yaşayan, burada kalan insanlar. Nasıl düzelecek peki sen? Abi düzelmesinin yolu şu şekilde. Bir kere baz faiz kararlarını ağız ile değiştirerek olmaz. Bir kere politikada sabit kalınılması lazım. Bak görürsün. Bunu buradan söylüyorum. Faizi indiriyorlar. Bakacakları olmayacak. Bu sefer yükseltecekler. Yani top gibi oynuyorlar. Bence çıkarlarına o an hangisi geliyorsa indiriyorlar, yükseltiyorlar. Düşsene abi, Merkez Bankası'nın alacağı kararı önceden biliyorsun. Devleti yönetiyorsun. Para kazanmaktan da çekinmiyorsun. Merkez Bankası'na kararı sen aldırttırıyorsun. Yoksa burada senin bir parmağın olabilir mi bu anlık çıkışlarda, inişlerde? Kesinlikle ben kendi fikrimi söylüyorum. Bu dövizin bu kadar artması bilinçli. Hani içlerini rahatsız eden bir durum yok. Çünkü kendileri yapıyor zaten. Kararı kendileri aldırttırıyor bu kararları. Nasıl düzelecek peki? Ekonomi nasıl düzelir? Alım gücümüz nasıl? Refah seviyemiz nasıl daha yukarıya çıkar sence? 3500-3700 arası düşünüyoruz diyorlar. Asgari ücret mi? Bu bir şey ifade etmez. Kur 18'e dayandıktan sonra bunu net yapsalar dahi bir şey ifade etmez. 3500-3700. Bu fikirden vazgeçsinler. Bu enflasyona karşı şu an en aşağı 5000 lira olması lazım net. Tabii bunu işveren verebilecek mi? Hükümet verebilecek mi? Hükümet verebilir. İşveren biraz zorlanır ama yani sigorta bedelleri artıyor, vergiler artıyor. Şu an bu paralar yetmiyor. Bak ben 14 senedir emekliyim. Ben şu an asgari ücret kadar alamıyorum. Yani bu gelecek nesile, Z kuşağı diyoruz, yazık. Okuyanlara yazık. Bunlar iş bulamıyorlar. Yani Avrupa'da bunlar iş buluyorlar. Almanya'da iş buluyorlar. Ama yani eğer bu işi beceremiyorsanız çıkın. Muhalefet partiler söylüyor. İstediğiniz kanala çıkalım. Sayın Tayyip Erdoğan veya İçişleri Bakanı çıksınlar, konuşsunlar, dinleyelim. Dökün ortaya her şeyi. Vatandaş bunu istiyor. Ama sen işte istediğin kanala çıkayım diyor. İlla ben ona oy atacak diye değilim. Ama çıkın, konuşun, vatandaşla konuşun yani. Karşınıza 4 tane gazeteci alıyorsunuz, bu iş olmaz. İstediğiniz kanala çıkın. Çıkın Meral Akşener'in karşısına çıkın. Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkın. Konuşun. Madem tek lidersiniz Sayın Tayyip Erdoğan, konuşun ya. Niye yapmıyorsunuz bunu? Yani artık siz... Neden olmuyor diyeyim o zaman ben size. Yapmıyorlar. Kulaklarını tıkıyorlar. Yapmıyor. Duymuyorlar. Uyanıyor. Önüne gelen gazeteler, haber kanalları. Şimdi Tayyip Erdoğan sabah uyanıyor. Önüne gelen gazeteler, haber kanalları. Zaten kendi medyasının oluşturduğu... Havuz medyası işte. Yani kendi medyasının oluşturduğu ve yaptığı haberler. Biz de teşekkür ederiz. İyi günler ama şunu söylüyorum. Eğer bu işi beceriyorlarsa iktidara kalsınlar. Beceremiyorlarsa Sayın AK Partililer gitsin diyebilirim. Çünkü insanlar bir şeyler bekliyor artık. Bu paralarla bu dönmüyor, bu çark dönmüyor. Bunun artık bilincinde olsunlar. İyi günler diliyorum. Peki, sence mevcut iktidar bu ekonomik sıkıntıyı düzeltebilir mi? Düzeltemez. Neden düzeltemez? Başkanlık sisteme gitmediği sürece, değişmedi, parlamenter sisteme geçilmediği sürece, piyasalarda güven ortamı oluşmadığı sürece bu güven ortamı oluşmaz. Yabancı yatırımcı bizim ülkemize neden gelsin? Baktığın zaman hukuk devletiyiz ama hukuk uygulanmıyor. Hukuk iki parmağın arasında, iki sözün arasında. Bundan ötürü yabancı yatırımcıyı alamazsan sen ülkene, sen Türk lirasını satamazsan nasıl düzelteceksin bu ekonomi? Başkanlık sisteminin ülke bize nasıl zararı var? Nasıl bir zararı oldu? Bürokrasiyle ve hükümeti birbirinden ayıramaz başkanlık sistemi. Bir kere başkanlık sistemi adı altında seçimli padişahlık sistemi geldi abi. Bu başkanlık sistemi değil. Seçimli padişahlık sistemi. Baştaki ne derse o olur. Seçilen ne derse o olur. Aslında evde bir çatışma var. Sen farklı düşünüyorsun. Evet. Baban çok farklı düşünüyor. Evet. Kesinlikle benim yanımda bu mevzuları ne olur konuşma. Çok kötü oluyorum diyor. Ama ben ona gayet sakince düşüncelerimi aktarıyorum. Ki ben geçmiş zamanla onunla birlikte Kazlıçeşme, Yenikapı mitinglerinde çocukken omzunda giden biriyim yani. Hani biz de seviyorduk ama AK Parti eski çizgisinden çıktı. Başkanlık seçimlerinden sonra güç zehirlenmesi yaşadı. Tüm suçu kesinlikle Tayyip Erdoğan'a atmıyorum. Tayyip Erdoğan'ın çevresindeki danışmanları, akıl hocaları, ona fikir verenler, böyle yaparsak böyle olur diyenler, danışmanları, Yiğit Bulut vesaire gibi isimler. Bunların hepsi yiyici kadrolar abi. Yani Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak halimiz yok. Şu an annemin kime oy vereceğini babam ve ben tartışma yapıyoruz. Annemi ben kendi tarafıma çekmiş durumdayım. Bakalım sonuç ne olacak? Peki, babam fikrini değiştirebilir mi bilmiyorum. Gelecek iktidardan benim tek beklentim verdikleri kararın arkalarında durmaları. Tek. Bu ülkede bir rahip Brunson krizi yaşandı. Ülke ekonomisine 10 yıl geriye attı. Verdikleri kararın arkasında durabildiler mi? Duramadılar. O zaman neden bu sıkıntıyı çektik? Neden? Yarın dava var. Bakalım verdikleri kararın arkasında durabilecekler mi? Durmayacaklar. Sence ne olur? Bence yarınki davada muhtemelen Osman Kavala'ya bırakacaklar. Çünkü bir tık ekonomiden ötürü gerginler. Çok yansımasını istemiyorlar. Peki bazı vatandaşlar... Yani yarınki karar aslında neye bağlı biliyor musun abi? Baştakilerin ellerinde dolar mı, Türk lirası mı tuttuklarına bağlı. Yani iş ona göre hareket ediyor. Şimdi yarın salmazlarsa döviz yükselecek. Döviz çünkü 10 büyükelçi açıklama yaptı. Tepki görecek, döviz yükselecek. Yarınki dava buna bağlı. Baştakilerin ellerindeki yatırım ne? Yani ellerindeki yatırım TL'deyse ben sana söyleyeyim. Yarın salarlar. Ama ellerindeki yatırım şu an dolarda bekliyorsa, dövizde bekliyorsa, altında bekliyorsa yarın salmazlar. Sence hangisindedir? Bana kalırsa... Vurgun yapmayacağımızı söylediler. Bana kalırsa salacaklar gibime geliyor. Bana geri vites yaparlar gibime geliyor abi. Peki, çok bazı vatandaşlar da ekonominin iyi olduğundan da bahsediyor. Sence yani onların yüzünden abi onların ekonomisi iyi olabilir. Benim de ekonomim. Şahsi olarak sormuyorum. Tamam. Ülkeye olarak soruyorum. Yani ülkenin ekonomisi iyi diyorlar. Abi fanatizm odaklı parti tuttukları için. Yani gözlerini kapatıp kendileri de bu gerçeği yediremedikleri için böyle konuştuklarını düşünüyorum ben. Babana sorduğun zaman ne cevap veriyor? Bugünler de geçer diyor. Bugünler de geçer diyor. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler. Ülkenin başındaki liyakatsiz insanların sebep buluyorum yani. Şimdi herkes dayısı olan istediği koltuklara oturduğuna göre değil mi? Yani sonuç bu işte. Ekonomik gidişatımız... Ehline emanet edilseydi koltuklar bugün biz bunları görmüyor olurduk. Ekonomik gidişatı nasıl görüyoruz? Vallahi İyi miyiz, kötü müyüz ekonomik anlamda? Tabii ki kötüyüz yani. Yani bu ülke bunlara layık mı? Şu insanlara bakar mısın? Savruluyor. Yani çarşı olmuş yangın yeri. Yani yakışıyor mu bize bunlar? Geçim zorlaştı mı efendim? Tabii ki çok zorlaştı. Yani çok zorlaştı. Ben kendi arkadaşlarımdan da biliyorum. Kendi yakın komşumuzdan da biliyorum. Yani sokakta da görüyoruz. Fiyatlarda da görüyoruz. Nasıl düzelir sizce peki ekonomimiz? Nasıl mı düzelir? Bu sorunun cevabını sen de biliyorsun ya. Yani daha ne söyleyeyim? Peki bazı vatandaşlarımız da ekonominin çok iyi olduğundan da bahsediyorlar. Onlara göre neden iyidir ekonomi? Ha, onlara göre neden iyidir ekonomi? Ya da neden iyi diyorlardır? Şimdi bazıları AK Parti'ye oy verdim diye, yani bildiği halde onları kötülememek için her şey iyi, onlara göre her şey iyi. Ama bir de gerçekler var, herkesin bildiği şeyler var değil mi ülkede yani? Hani burada particilik de yaptığımdan falan değil benim. Yani yönetemiyorlar, bu kadar yönetemiyorlar yani, savruluyor ülke. Bu. Mevcut iktidar sizce bu ekonomik darboğazdan kurtarabilir mi, çıkartabilir mi? Ne? Bir daha söyle. Ekonomik mevcut iktidar, ekonomik darboğazdan sizce çıkartabilir mi? Bu ekonomiyi düzeltebilir mi? Ya bunların zamanında oldu bence. 20 senedir sen bu ülkeyi bu hale getirdiysen, öyle değil mi? Yani bunlar 20 sene daha mı bekleyelim bu darboğazdan çıkarsın, ekonomi düzelsin diye? Peki bugün değişse, mevcut iktidar değişse, gelecek iktidar sizce onlar düzeltebilirler mi? Onlardan da biz bir 3-5 sene bir şey beklemeyelim. Çünkü onlar bunlardan bir enkaz devralacak bence. Ekonomiyi düzeltmek için sadece değişim mi diyorsunuz? Başka bir şeyler yapmamız da gerek yok. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Bu ülkede her şeyin düzelmesi için önce ahlakın değişmesi lazım. Bu zihniyetin değişmesi lazım. Ondan sonra işin ehli insanların o koltukları işgal etmesi lazım. Ondan sonra yani bilimin öne geçmesi lazım. Bu hurafelerden, bu yobaz zihniyet. İşte görüyorsunuz yani ne haldeyiz. Öyle değil mi? Bunu ben değil ya, bu herkesin söylediği yani. Bu herkesin bildiği şeyler. Ben kafamdan üretmiyorum ama görünen bu. Yani bence doğru bir tane, iki değil. Görünen bu yani. Başkan Erdoğan'a şöyle bir açıklama yapmıştı. Ekonominin kurtuluş savaşını veriyoruz dedi. Nasıl bir savaşın içindeyiz? Ya da diyorlar ki dış güçlerin oyunu bu diyorlar. Şimdi kendileri bu hale getirdi de bunun savaşını mı veriyorlarmış yani? 20 senedir ben mi yönetiyorum ülkeyi? Ya da sen mi yönetiyorsun ülkeyi? Yönetenler onlar, bu hale getiren onlar. Şimdi neyin savaşını veriyorlar yani? Hiç bence yani akıl mantık alır şeyler değil bunlar. Gençlerin de hep bir Avrupa hayali var. Neden bu Avrupa hayalini kuruyorlar? Herkesin hayalleri var tabii ki. Dirsek çürütüyorlar, göz nuru döküyorlar, anne baba varın yoğunu katıyor, bu çocukları bu hallere getiriyor, okutuyorlar. Sizler de öyle değil misiniz? Değil mi? Yani herkesin hayalleri var, okuyunca bunu yapacağım, bunu yapacağım. Düşündükleri var, istedikleri var. Kimse istediği yere gelemeyince ne olacak? İşte beyin göçü veriyoruz, bu ülkenin güzel evlatları bir bu ülkeyi terk ediyorlar. Sonunda var ya ne olacak? Suyu sıkılmış limona döneriz, anladın mı? Ondan sonra da... Allah kurtarsın bizi. Bazı vatandaşlar da şöyle diyorlar, bu ülkede iş beğenmemezlik var diyorlar. Katılıyor musunuz? Gençler çalışmıyor diyorlar. Ne demek çalışmıyor canım? Yani sen iki diplomalı insana bulaşık yıkamaya gönderirsen ya da o insanları bu olmadık işlere layık görürsen tabii ki çalışmaz. Çalışır mısın yani? Sen de bu mikrofon tutuyorsun. Yani bir şeyler okudun ki bu soruları sorabiliyorsun bana değil mi? Tabii. Ha, ben sana desem ki ben restorançıyım, gel bulaşıkta iş var. Çalışır mısın? Ha, bu işte. Bu yani onların dedikleri bu. Bence işmiş yok. İnsanlar istediği işi bulamıyor. Hayat pahalılığı için neler söylüyorsunuz efendim? Alışverişe çıkıyorsunuz. Büyük ihtimalle alışverişe çıkmışsınız. Vallahi ben restoran işletiyorum. Restorançıyım ben. Şaşırdık artık. Ne yapalım, şaşırdık yani. Vallahi şaşırdık. Fiyatlar günü gününü tutmuyor. Tutmuyor. Peki gelen müşterilerinizin tepkisi oluyor mu? Aldığımı bir hafta sonra aynı alamıyorum. Ha? Nasıl? Gelen müşterilerinizin de tepkisi oluyor mu? Her gün fiyat artışı ya da... Ben yapamıyorum. Ben günü kurtarmaya çalışıyorum. Ben pahalıyı alıyorum. Her gün menü değiştiremem ben. Her gün fiyat değiştiremem. Ekonomimiz çok iyiydi. Bu ara gittikçe şu anda bozuluyor. Şu anda kötü mü? Kötü, şu anda kötü tabii ki. Neden kötüyüz? Dolar euro yüzünden zaten abi. Nasıl düzelir? Ya artık ne yapacak? Hani bu şekilde bunu durdurmaları gerekiyor yani. Nasıl düzelir? Yani düzelmesi artık bizim paramızı artık sıfırlarımı düşürmesi lazım yani değer. Ama sıfır kalmadı ki. Yani kalmadı dediğin gibi, Allah yardımcımız olsun yani. Başka ne diyebiliriz? Ekonomi nasıl düzelir? Ne olması lazım ülkede ekonominin düzelmesi için? Bence abi benim kendi düşünceme göre hani artık bu partinin değişmesi gerekiyor yani. Ben bunu bu kadar diyebilirim sana. Peki yani. Bazıları da ekonominin çok iyi olduğundan da bahsediyorlar. Yok neden abi, iyi diyorlar? Niye? Onlar şimdi ya herkesin, her partinin bir yandaşları vardır. Ama ben vatanımın yandaşlarıyım. Kimsenin yandaşı olamam yani. Ünvan nedir? Vatan. halk. Yani şimdi birisi açken, birisi tokken insanın vicdanını kabul edemez. İşte bunlar bu takım kişiler, bazen kişiler bunu düşünemiyor, biliyor musun?